Öncelikle bağımlılık, kişinin kullandığı nesne veya bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Teknoloji bağımlılığına bakacak olursak, teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız fayda olmasına rağmen kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünü kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz yani sınırsız kullanması çok ciddi zararlara yol açabilir. Yoğun bir şekilde internet kullanan ve bilgisayar oyunlarıyla zamanını geçiren çocukların sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, özgüvenlerinin düşük, sosyal kaygı düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle çocuk ve gençler giderek yalnızlaşıp yüz yüze ilişki kurmakta güçlük çekebiliyorlar. İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan araştırmalar bu durumun diğer psikolojik rahatsızlıklar ile birlikte görülebileceğini ortaya koyuyor. İnternet bağımlılarının %50'sinde başka bir psikiyatrik bozukluk da görülebilmektedir. İnternet bağımlılığı ile birlikte görülen en sık psikiyatrik bozukluklar %38 oranında madde kullanımı, %33 oranında duygu durum bozukluğu, %25 oranında depresyon veya distimik bozukluk, %14 oranında psikotik bozukluk ve %10 oranında anksiyete bozukluğu olduğu araştırmalar sonucu elde edilmiştir. Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, sosyal fobi, hafif depresyon varlığında veya ailede bağımlılığa yatkınlık söz konusu olduğunda riskli internet kullanımı görülebilmektedir. Peki, çocuğunuzun teknolojiyle ilişkisi nasıl olmalıdır? Öncelikle sınırlar diyoruz. Nasıl belirleniyor sınırlar? Karşılıklı konuşup anlaşmaya vararak. Kendi kendimize kurallar ve yasaklar uygulamak yerine çocukla karşılıklı konuşmak ve bir yol bulmak gerekir. Çocuğa fazla kullanımın zararlarını çok net anlatmak ve bir zarar algısı oluşturmak gerekiyor. Çocukla işbirliği yaparak belirlenecek kurallara da uyum da daha yüksek oluyor. Telefonu tamamen çocuğun hayatından çıkarmak çok ciddi reaksiyona yani tepkiye neden olabilir. İkincisi kurallar. Her evin kuralı farklıdır diyoruz. Diyelim ki evinizde belirli bir yaşta cep telefonu almak konusunda bir kural var. Bir başka aile erken yaşta çocuğuna telefon aldı diye sizin almamanız gerekiyor. Çocuğa kurallar anlatılıp durumu sağlıklı şekilde izah etmemiz gerekiyor. Ve kurallar anlatılıp sınırlar belirlendikten sonra çocuğu ekrandan uzak tutmak için farklı aktivitelere yöneltmek. Sevdiği bir alanda kursa göndermek mesela. Bu yüzme olabilir, resim olabilir. Birlikte evde resim çizebilirsiniz.
zeka oyunları oynayabilirsiniz. Eski ve artık kullanılmayan bir eşyayı birlikte yeni bir nesneye dönüştürebilirsiniz. Parka gitmek, yeni arkadaşlar edinmek, sosyalleşme ve çocuğun kendini ifade etmesi açısından büyük önem taşıyor. Ve son olarak çocuğunuz ekran karşısındayken pasif kalmasına izin vermemek önemli bir noktadır. Örneğin dinlediği müzikle dans ettirmek, ekranda gördüğü nesnelerin adlarını tekrar ettirmek, dinlediği veya gördüğü şeyler hakkında yorum yaptırmak çocuğunuzun aktif bir seyirci olmasını kolaylaştırabilir.